1 Ağustos 2013 tarihinde Düzce'de yaşananlar hakkında basına da yansıyan yanlış bilgileri düzeltmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sendikamızın görüşlerini aktarmak ihtiyacı doğmuştur. Aşağıda yer alan açıklama, başta standart profildekiler olmak üzere Türk petrol işbirliklerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Standart profil işletmesiyle sendikamız arasında imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin olarak bizzat Düzce şubemize giderek açıklama yapmaya hazırlanan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar ve Şube Başkanımız Ünal Akbuluş'un uğradıkları saldırıya dair haberler yerel ve ulusal basında ve sosyal medyada yer bulmuştur. Konuyla ilgili haberlerin, beyanların bazılarında maalesef yanlış bilgi veya kasıtlı yönlendirme mahiyetinde ifadeler yer almıştır. Sosyal medyada ise bazı kişilerce açıkça hakaret içeren ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu haberlerde üyelere sorulmadan gizlice imzalanan toplu sözleşmenin yarattığı tepkiyle kendilerini satmış olan petrol iş yöneticilerini protesto eden işçiler tablosu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu tablonun gerçeklerle en küçük bir ilgisi yoktur. Sendikamız yetkilileriyle görüşülmeden, toplu sözleşme sürecine ve sonucuna ilişkin gerçekler bilinmeden ve olayın arkasındaki dinamikler araştırılmadan yapılan bu tür yayın ve açıklamalar petrol iş camiasını en az yaşananlar kadar üzmüş ve yaralamıştır. Yaşananları ve yazılanları 63 yıllık tarihi boyunca Türkiye Sendikal Hareketi'nin yüz akı olmuş, oluşturduğu ve titizlikle korumaya gayret gösterdiği sendikal demokrasi, şeffaflık, üye iradesine saygı gibi değerlerden oluşan kültürüyle örnek nitelikteki bir örgüt olarak petrol iş asla hak etmemiştir. Bu yapılanlar sendikamız üyelerinin yıllardır sürdürdüğü özverili sınıf mücadelesine gölge düşürmüş, her düzeyde petrol iş mensubunu yaralamıştır. Gerçekte kısaca şu gelişmeler yaşanmıştır. Yaklaşık 7 aydır petrol iş ile standart profil işvereni arasında sürdürülen müzakerelerin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 1 Ağustos 2013 günü grev uygulamasının başlaması kararı alınmıştır. Grevden bir gün öncesinde hala devam eden görüşmeler tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine saat 16 civarında bitirilmiş ve sendikamız ertesi gün grevi başlatmak üzere her türlü hazırlığını tamamlamış. Şube Başkan Yardımcısı ve baş temsilcilerimiz üyelerimizi bilgilendirmek üzere iş yerine gitmişlerdir. Ancak akşam 21.30 sıralarında işverenin sendikamıza yaptığı çağrıyla müzakereler yeniden başlamıştır. Müzakerelere sendikamız adına Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Şube Başkanımız ve Toplu İş Sözleşmesi uzmanımız katılmıştır. Gece boyu süren müzakerelerde işveren yetkililerinin tekliflerini revize etmesi ve yükseltmesiyle gelinen noktada sendika talepleriyle aradaki farkın çok azalması sonucu anlaşma ortamı oluşmuştur. Toplu sözleşme müzakerelerinin son ana kadar sürdürülmesi, tekliflerin revize edilmesi, greve çıkılmadan ama bu önemli mücadele aracının caydırıcı gücünü de kullanarak üyeler lehine kazanımlar elde edilmesi her zaman yaşanan gelişmelerdir. Birçok örnekte görüldüğü gibi bazı toplu iş sözleşmeleri greve çıkılmaya saatler kala, bazıları grev başladıktan kısa süre sonra bitirilebilmektedir.
Böylesi durumlarda hızlı değerlendirmeler yaparak karar vermek, yapılacak bir grevin üyelerimize maliyetini, üyelerin işlerinin devamını, olası kazanç ve kayıpları değerlendirmek gerekir. Sabaha doğru bu değerlendirmeleri yapan heyetimiz, sözleşmeyi bitirmek için uygun koşulların oluştuğunu belirlemiş, o an iş yerinde olan temsilcilerimizi de bilgilendirerek toplum sözleşmesini bitirmeyi kararlaştırmışlardır. İstanbul'a gelen şube yöneticisi ve baş temsilcilerimizle birlikte sözleşmeyi imzalamışlardır. Böylece sabah greve çıkmak üzere bütün hazırlıkları tamamlamış olan sendikamız, toplu sözleşmenin imzalanması ile birlikte grev kararını da ortadan kaldırmıştır. 1 Ağustos sabahı Düzce'ye bu gelişmeleri aktarmak üzere giden yöneticilerimiz ise istenmeyen olaylarla karşılaşmışlardır. Petroleş'in yetkili organları o gün Düzce'de yaşananları tüm boyutlarıyla değerlendirmiş ve olayların altında yatan nedenler olarak şu hususları tespit etmiştir. Söz konusu işletmede yaklaşık 4 yıl sürmüş olan zorlu ve karmaşık örgütlenme sürecinin yarattığı baskı ve yoğunlaşan beklentiler işçileri gergin bir psikoloji içine sokmuştur. Ağırlıkla sendikal deneyimi ve geçmişi az olan işçilerin çoğunlukta bulunduğu işletmede toplu sözleşmenin teknik detaylarının hesaplama yöntemlerini ve kademeli biçimde ifade edilen rakamların algılanmasında sorunlar yaşanmış, ortaya atılan spekülasyonlar veya bilinçli kışkırtmalarla birleşen eksik bilgiler imzalanan sözleşme metninin doğru anlaşılmasını engellemiştir. Uzun yıllardır Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi Düzce'de de yaşanan olumsuz deneyimlerin genel olarak sendikalara karşı yarattığı güvensizlik havası da dikkate alınması gereken bir etkendir. Hem örgütlenme hem de sözleşme sürecinde sendikaya karşı güvensizlik yayan, sözleşmeyle elde edilen kazanımları küçümseyerek, çarpıtarak bilgi kirliliği yaratan, sendikal değerlerden nasibini almamış bir kışkırtıcı kitlenin yaşananlarda başrolü oynadığı gözlenmiştir. Öte yandan başlaması öngörülen grevde grev kırıcılığa hazırlandığı duyumunu aldığımız bazı kişilerin olumsuz bir hava yaratmaya çalıştığı da bilinmektedir. Tüm bu etkenler de göz önünde bulundurularak daha güçlü bir iletişim ve bilgilendirme sürecinin geliştirilememiş olması da sendikamızın bir eksikliği olarak kaydedilmelidir. Petroleş'in her düzeydeki kurulları, uzmanları ve temsilcileriyle eksikliklerimiz değerlendirilmiştir ve değerlendirilmeye devam edecektir. Olayların arka planını ve Petroleş'in değerlendirmelerini daha iyi anlamak için yaşanan süreçle ilgili genel bir bilgilendirme yapmak gerekli görülmektedir. Petroleş Sendikası olarak 2009 yılında ilk olarak Düzce'den başlattığımız öncü bir çalışma niteliğindeki sendikalı ol kampanyamız bölgede büyük bir etki yarattı. Sendikalı ol çünkü sendika gücündür, gelecektir, dayanışmadır, hakkındır. Çağrısına kulak veren binlerce standart profil çalışanı sendikamızda örgütlendi, umutlarını büyüttü. Çalışma mevzuatımızdaki yetersizlikler ve engeller yüzünden üyelerimizin sayısı Mart 2011'de gerekli çoğunluğa ulaştığı halde 2 yıla yaklaşan bir süre boyunca uzun ve karmaşık hukuki süreci beklemek durumunda kalındı. Ama Düzce'de etkili bir çalışma yürüten sendika genel merkezimiz, örgütlenme ve eğitim sekreterliğimiz, uzmanlarımız ve elbette bugün şube başkanımız olan Ünal Akbulut'un
idaresindeki Düzce temsilciliğimiz sayesinde standart profil işçisi elini kolunu bağlayıp beklemedi. Üyelerimiz sendikal disiplini içinde örgütlü bir duruş sergiledi. Düzce'de 1 Mayıs'ların kutlanmasına öncülük etti, eğitimlerde yer aldı, sendikasıyla bütünleşti. Standart profil işçisi, sendikası Petroliş'in öncülüğünde örnek bir sendikalaşma mücadelesini, sonunda toplu sözleşme hakkını da alarak zafere ulaştırdı. Bu sözleşmenin imzalanma aşamasına gelinmesinde de en büyük katkı standart profilde son derece zor koşullarda çalışan emekçilerden, üyelerimizden geldi. Tam da bu nedenlerle Petroliş tarihinde benzerine daha önce rastlanmayan talihsiz olayların özel bir hassasiyetle yaklaştığımız, birçok öncü çalışmayı gerçekleştirdiğimiz Düzce bölgesinde gerçekleşmiş olması bizi ayrıca üzmüştür. Ama yaşananların Petroliş olarak Düzce'deki varlığımızı, mücadele kararlılığımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Saldırıları kışkırtanlara ve öncülük edenlerin kimler olduklarını ve aslında bu kitlenin standart profildeki üye toplumumuzun küçük bir bölümünü oluşturduğunu biliyoruz. Yukarıda nedenlerini belirlediğimiz gergin ortam nedeniyle ilk anda bu kitlenin yönlendirmesine giren pek çok üyemizden özür ve pişmanlık ifade eden mesajlar alıyoruz. Gerçekler ortaya çıktıkça, doğru bilgilendirmeler yapıldıkça üyelerimizin sendikalarına olan bağlılık ve güveninin arttığı ve daha da artacağı açıkça gözlenmektedir. Sendikamız gücünü sadece üyelerinin iradesinden alır. Bu bağlamda hataları gidermek, yanlışlardan dönmek, kırgınlıkları düzeltmek ve yola devam etmek için üyelerimizin ve onların seçilmiş temsilcileri olarak bizlerin yapacakları ve yapması gerekenler vardır. Ancak sendikanın genel başkanına, genel sekreterine, şube başkanına sözlü ve fiili saldırıda bulunmak, hakaret etmek, beyin almaya ve darp etmeye kalkışmak sendikanın 63 yıllık birikiminin ve on binlerce üyenin onurunu temsil eden bayrağına saldırıda bulunmak gibi fiiller asla kabul edilemez, edilmeyecektir. Bunları yapanlarla ilgili olarak sendikamızın iç hukuk mekanizmaları hızla işletilecek ve disiplin kurulları da sendikamızın tüzüğüne, mücadele geleneğine ve ilkelerine uygun işlemleri yapacaktır. Aynı şekilde ilkesiz bir habercilik anlayışıyla gerçek olmayan maksatlı haberlerle yaşananları Düzce ve Türkiye kamuoyuna yanlış biçimde yansıtan, sendikamızın imajını zedeleyen medya kuruluşları ile sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yöneticilerimiz ve örgütümüz hakkında haksız ve gayri ahlaki mesajlar yayan kişiler hakkında da gerekli her türlü hukuki girişimde bulunacaktır. Petroliş'te standart profil işletmesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde sendika üyeleri adına sağlanan kazanımlar bu yıl içinde sendikamızın imzaladığı sözleşmelerin genel düzeyinin oransal olarak çok üzerindedir. Sözleşmeyle ilgili ayrıntılara ekteki metinde yer verilmiştir. Ancak genel olarak belirtmek gerekirse sözleşmeyle ortalama ücretlerde ilk anda %22 ve 2014 başı itibariyle de %45'lik bir artış sağlanmıştır. Çeşitli sosyal hatlar katıldığında artış oranı %50'ye yaklaşmaktadır. Sözleşme taslağına en yakın yaklaşım yakalandığında sözleşmenin bitirilmesi bir gerekliliktir. Sendika olarak bu yönde bir irade kullanamamak işveren karşısında zaaf yaratacak ve ilişkilerin sürdürülebilirliğini zedeleyecektir. Öte
Öte yandan sözleşme sonunda örgütlenme sürecinde işten çıkartılan öncü işçilerin geri dönüşünü sağlamış olmak bile başlı başına sözü edilmesi gereken bir başarıdır. Yapılan sözleşme sağladığı kazanımlar itibariyle yakın zamanda Türkiye'de yapılan sözleşmeler içinde ön sıralarda yer alacak niteliktedir. Ama bundan da önemlisi FETÖ'nün geleneğinde gizli saklı sözleşme yapma gibi bir uygulama yoktur. Toplu sözleşme politikamız gereği merkez ve şube yöneticileriyle uzmanların yanı sıra iş yeri temsilcilerimiz müzakerelerde hazır bulunurlar ve müzakere sonuçları tutanak altına alınır. Teklifler, karşı teklifler, gelinen aşamalar, uzlaşılan ve uzlaşılamayan noktalar temsilci ve yöneticiler aracılığıyla üyelerle paylaşılır. Petrolis'in tüm mali işlemleri kongrede seçilmiş denetim kurulunun incelemesinden sonra en küçük ayrıntısına kadar 4 ayda bir yayınlanan Başkanlar Kurulu raporlarında yer almaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderlerimiz de üyelerimizin incelemesine açıktır. Bütün bunlar bizim FETÖ'nün olarak ümit duyduğumuz, yılların birikimiyle oluşturduğumuz kültürün ve yapının parçalarıdır. Bundan sonra da özenle korunacak, geliştirilecek ve Türkiye sendikalar içinde az rastlanan örnekler olarak devam edeceklerdir. Bütün üyelerimizden beklediğimiz sadece ve sadece gerçeklerin peşine düşmeleridir. Sendikamızın zayıflamasından kimlerin çıkarı olacağı, bu tür hareketler sonucunda kimlerin ellerini ovuşturacağı unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başkanlar Kurulumuz standart profil toplu iş sözleşmesinde sendikamızın tavrını doğru bulmakta, Düzce'de Genel Başkanımıza, Genel Sekreterimize ve Şube Başkanımıza yapılan saldırıları şiddetle kınamakta, olayın sorumlularının tespit edilerek gereğinin yapılmasını istemektedir. Petrolis tarihinden ve üyelerinden aldığı güçle ve ödün vermediği ilkeleriyle yürüttüğü sendikal mücadeleyi Düzce'de ve Türkiye'nin her yerinde devam ettirecektir. Kamuoyuna ve üyelerimize çağrımız, FETÖ'ye olan güvenlerini sürdürmeleridir. Sonunda kazanan dayanışma, birlik ve doğrular olacaktır.